Merhaba sevgili seyirciler. Rabbin Vaatleri programına hoş geldiniz. Sizlerle bugün burada birlikte araştıracağımız konunun ismi Rabbin gücüne güvenmek. Bu konuda bizimle birlikte burada stüdyomuzda misafirimiz, konuğumuz var ve kendileri bizimle ve seyircilerimize paylaşmakta olan kutsal olan kitapta sözleriyle destek verecek. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rabbin gücüne güvenmek. Rabbin gücünü ilk önce bizim tanımamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Rab ne kadar gücü vardır ve ne kadar bize destek verebilir diye diyebilirim. Fakat şunu da görebiliyoruz ki bir insan Rabbi hiç tanımasa ve doğayla temas etse günümüzde birçok olaylar olmaktadır. İşte depremler, fırtınalar ve insanlar birçok şeyleri icat ediyorlar doğaya karşı diyelim ki. Ama doğa o kadar güçlü ki hiçbir şeye karşı gelemez. Bir kasırga geçtiği zaman maalesef diyorum. Çünkü günümüzde dünyamızda birçok olayları yaratıyor. Karşısına gelen her şeyi kaldırıp evleri yıkıyor, koskocaman arabaları havaya kaldırıyor ve onun için küçük bir merte gibi gelmiş oluyor. O güçlüğe sahip olduktan sonra biz görüyoruz ki Rabbin ne kadar gücü var. Rab aslında doğaya bile bakmasak, başımızı kaldırsak gece vakti bize görmeye yeterli oluyor. O gökte dizili olan yıldızları ne şekilde dizilmiş ve onların pırıldaması, ışıltısı bizim dünyamıza gelmesi, buna bir güç gerekiyor. Buna bir bilgilik gerekiyor ve onu sadece biz bir çarşaf gibi görüyoruz ama aslında onun o derinliğini, o güzelliğini, o muhteşemliğini ve görkemliğini baktığımızda Rabbimiz ne kadar güçlü ve görkemli olduğunu fark ediyoruz. Hangi duayı anlatıyorsunuz? Siz farklısınız. Doğada dua diyorsunuz da örneğin nehir mi seviyorsunuz, dağları mı seviyorsunuz, mağaraları mı, yer altındaki güzellikleri mi, denizin dibindeki güzellikleri mi? Hangi güzelliği sizin kalbinize en güzel geliyor? Doğa dediğimde her şeyi kastetmiş olurum. Diyelim ki ormanı, dağları desem, alın nehirin genişliğini ve dolu dolu su akınması, denize baksak, o denizler o kadar derin ki bizim varamadığımız ne kadar, hem fazla 20 kilometre arasında biz kendi halimizden dağılabiliyoruz. Onun dışında bizim artık gücümüz yetmiyor. Yani bu muhteşemliği, oradaki balıkların, oradaki düzenme, oradaki bitkilerin, o ışın girmesi ve denizin dibinin aydınlatılmasını, bu muhteşem, alın okyanusları, aslında Allah'ın planında yoktu okyanusunu yaratmaya ama tabii ki günahın yüzünden buna gerek kaldı. Okyanuslar o kadar derin ki şu andaki günümüzde birçok bilim insanları oralara yetişemiyor ve oradaki güzelliği göremiyorlar. Tabii ki oraya güneşin ışığı karanlıkta olan durumda ama orasında ayrı bir güzelliği, ayrı bir dünyası vardır. Demek ki eğer sizi doğru anlamışsam, deniz olsun, deniz kenarında olsun, nehir kenarında, ormanda ve şehir ortamında, parkta, ağaçların gölgesinde olsun. Evet. Kutsal kitaplarımızı açalım. Orada Allah'ın yarattığı dua ve çevresinde, içinde güzel ayetleri okuyalım. Evet. Değil mi? Hem dua bizim düşüncelerimizi Rabb'e yöneltecek, hem onun kelamı da. Evet, çok doğru. Gerçekten de Davud peygamber bu güzellikleri daima görmekteydi. Ve bu konuda da bizimle paylaşmak istediği birçok ayetleri biz kutsal kitapta bulmaktayız. Ve bugün de aslında seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Mezmurlar kitabında, evet, Davud'un yazdığı sözlerle, o muhteşem sözleriyle 11. bölümde 1'den 7'ye kadar. Ben Rabb'e sığınırım. Nasıl dersiniz bana? Kuş gibi kaç dağlara. Bak, kötüler
yayılarına geriyor. Temiz yürekli insanları karanlıkta vurmak için oklarını kirişine koyuyor. Temeller yıkılırsa ne yapabilirim doğru insana soruyor. Rab kutsal tapınağındadır. Onun tahtı göklerdedir. Bütün insanları görür, herkesini sınar diyor. Rab doğru insanı sınar. Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir. Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak. Paylarına düşen kase kavurucu rüzgar olacak. Çünkü Rab doğrudur. Doğruları sever. Dürüst insanlar onun yüzünü görecek. Bu sözlerde, yani bu 7 ayette aslında Davut her yere dokunuyor. Yani sınırlarından ondan kaçamayız. Yani bize biri de tavsiye etse kaçma imkansızdır bu. Rab'den hiçbir yere, nereye saklanmak istesek saklanamayacağız. Aslında onun gazabından da kaçamayacağız. Yani Rab'i üzenler, Rab'den uzaklaşmak isteyenlere, Rab'e karşı gelenlere kalkmak isteseler, onun verecek o ateş alevli verilen rüzgarı herkesine yetişebilir. Zaten bunu tarihte de gördüğümüz gibi bir Davut peygamber de bunu yaşadığı için söylüyor. Yani kötüler her onun doğruların üzerine giderse Rabbinin adaleti muhakkak görülecektir ve uzak kalmayacaktır ondan. Rab her şeyi duyan, her şeyi gören ve bütün adaleti savunan ve veren bir Rabbimizdir. Tabii. Ve ayrıca orada siz okudunuz, ne diyor? İyilik et ya Rab. Evet. İyilere. Evet. Yani görüyoruz ki orada Davut peygamber bazen zor anlar yaşıyordu ve diyordu, Rabbim neden böyle oluyor? Kötüler iyi yaşıyorlar, saraylarda yaşıyorlar. Ve örneğin Rab Davut'u seçmişti kral olarak ama henüz tahta geçmemişti. Ve dolayısıyla canı için, yaşamak için kaçmak zorunda kalıyordu. Ve öyle zor durumlarda saklanırken dağlarda veya çölde Davut diyordu, Rab iyi olanlara yardım et diyor. Değil mi? Evet. Yüreği temiz olanlara. Burada yüreğin temiz olması çok önemli. Biz kendi ellerimizle yüreğimizi temiz yapamayız. Evet. Kendi çabalarımızla yüreğimizi temiz yapamayız. Bundan dolayı ne yapacağız? Her gün Rabb'e hayatımızı, yüreğimizi ona açacağız ve temizlemesi için, arındırması için yalvaracağız, dua edeceğiz. Evet. Rab temizlesin yüreklerimizi ve biz de böylece yüreği temiz olanlar doğru yolda yürüyenler anlamına geliyor. Rabbin yolunda yürüyenler, evet. Değil mi? Evet. Ve bu zaman biz biliyoruz ki eğer biz onun yolunda yürüyorsak daima ona dua ile yaklaşabiliriz. Dua ile ona yalvarabiliriz. Ve ayrıca de kendisi şimdi şunu okumak istiyorum. Mezmur 62. Mezmur 8. ayet. Ey halkım, her zaman ona güven. İçini dök ona. Çünkü Tanrı sığınağımızdır. Demek ki biz bir kere imanlı olarak bir topluluk oluşturuyoruz. Topluluk olarak da herkesin problemleri, dertleri, sıkıntıları olabiliyor. Benim problemlerim siz bilemeyebilirsiniz. Sizin, evet, problemleriniz ben bilemiyor olabilirim. Ve bazen bu problemler çok özel olabilir. Kişisel olabilir, özel olabilir ve siz onları başkasıyla paylaşmak istemeyebilirsiniz. Ama paylaşabileceğimiz yüce yaratıcımız, evet, var. Bu konuda Davut peygamber net söylüyor. Ey halkım, her zaman ona, hı, güven, ona dök. İçini dök ona. Evet. Çünkü Tanrı sığınağımızdır. Demek ki biz problemlerimizi kime anlatacağız? Kimi dökeceğiz? Rabbimize dökeceğiz. Ona güvenebiliyoruz. O güvenilir bir yaratıcıdır. Bazen bizim gözümüzde bazı problemler o kadar büyük oluyor ki ne yapıyoruz?
biz yolu şaşırıyoruz, paniğe düşüyoruz. Diyoruz ki yok, bu problemi artık çözülemez. Evet. Yok artık, daha fazlası yok. Yolun çıkmaz bir sokaktayız ve çıkmazı yok yani. Ama Rab için o kadar büyük çözemeyeceği o kadar büyük problem yok. O neden oluyor? Çünkü biz Rabbimizi çok fazla tanımıyoruz. Evet. Ve bizim gözümüzde günahlı olan bir insanda ne kadar çalışabileceği bir bilgiye sahip bir insan, bizim gözümüzde bu durum çıkmaz gibi, yol gibi, bunun çözülecek bir tarafı hiç yok bu durumun düşüncemiz oluyor. Fakat Rab için çıkmaz yollar olmazdır. Kesinlikle. Rab bir yolunu ve bizim hiç beklemediğimiz ve ondan sonra problem çözüldüğü zaman şaşırmış oluyoruz. Nasıl olur da Rab bu şekilde bu yolu çözdü bizim için? Bu gerçekten muhteşem bir şeydir. Evet, işte o yüzden Rab bizi daima şaşırtıyor. Demek ki ne yapacaksak yapalım, İlk önce Rabbimize danışalım, duayla evet. soralım. Rab olumlu cevap verirse tamam, yapabilirsin, bu işte gerçekten başarılı olabilirsin dediği zaman ona güvenerek yapalım, kendimize değil. Evet. Çok önemli, ona dayanarak, ona sığınarak işlerimizi yapalım. Çünkü biliyoruz ki Rabbin bereketlediği tüm işlerde insanlar başarılı oluyor. Kutsal Kitap bu gerçeği gösteriyor. İsa Mesih de aynı şekilde. Şu an İsa Mesih göklerde, biliyoruz ki Allah'ın huzurunda bizi savunmaktadır. Evet. Eğer biz günah işlemişsek, bir hata yapmışsak, daima duayla ona dualarımızı yükseltip, Allah'a yükseltip dualarımızı İsa Mesih adında dua ediyoruz diyebiliriz. Evet. Biliyoruz ki İsa Mesih bizim için öldü, günahlarımızın bedelini ödedi. Ondan dolayı o bizim için arabuluculuk yapacaktır. Evet. O bunun için orada şu an bulunmaktadır ve bizi savunmaktadır. Hiç çekinmeyelim. O günahın yükünden kurtulalım. Ona güvenelim. Bütün dertlerimiz neyse ona aktaralım. Çünkü o gerçekten güvenilir bir kişidir. O bir Mesih'tir bir kere. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözler için. Gerçekten Rab bizi kendisine davet ediyor ve güvenmemizi istiyor. Çünkü o bizim kurtarıcımızdır. Asırlar boyunca o hep halkına, onu sevenlere hep kol kanat gerdi ve her zaman savundu. Ve bu sözlerde tabii ki unutulmuş, geçmiş olmadılar. Onlar kutsal sözlerde yazılıdır ve seyircilerimize de onları açıp okumaya davet ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, Rabbine güvenmeye, görmeye devam edeceğiz ama kısa bir aradan sonra sizi burada bekleyeceğiz. Bizimle kalın.